Balık Hafıza. Hazırlayan ve sunanlar Gamze Elman ve Fırat Şenol. Balık Hafıza'dan herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Ben Fırat Şenol. Bu podcast serisinde mekan ve hafızayı sizlere anlatmak istiyoruz. İlk bölümümüzde ise İstanbul'un önemli noktalarından olan Beyoğlu ve Beyoğlu'nun içerisindeki en önemli noktalarından birisi olan Galatasaray'ı ve buranın içerisinde cumartesi sahnelerinin eylemlerini konuşacağız. İlk sözü Fırat'a bırakmak istiyorum çünkü bize hem Beyoğlu'nu hem de Galatasaray'ı anlatmasını istiyorum. Aslında Beyoğlu deyince bir büyük bir kara kutu oluşuyor insanın içerisinde. Yani hani tarihsel süreç içerisinde çok fazla anlatılan ve çok fazla değinilen bir yer. Özellikle son yıllarda popüler olan noktalardan bir tanesi. Ancak bizler spesifik bir nokta olarak belirlediğimiz Galatasaray Meydanı'nı daha net konuşabilmek için tarihsel sürecinden bahsetmek gerekiyor. Burada özellikle bahsetmemiz gereken bir karakter var. Hala bile Galatasaray Lisesi'nden aşağı indiğiniz zaman Boğazkesen'den sağ tarafta Gül Baba'yı görürsünüz. Gül Baba Sokak ya da Gül Baba Medresesi ya da Camisi olarak adlandırılan çeşitli çeşitli tarihlerde başka şekilde bahsedilen mekanı görürüz. Bunun kökeni 1481'e kadar gidiyor. İkinci Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'inoğlu kendisi bir gün bir av sırasında dönerken rivayete göre kokularından ve ihtişamından, estetinden etkilendiği için Gül Baba'nın dergahına gider. Bir Bektaşi dergahıdır kendisi. Ya da diğer rivayet bir yağmur yağdığı için sığınır oraya. Ve Gül Baba'nın yapmış olduğu bahçeden çok fazla etkilenerek bugün günümüzde Galatasaray Lisesi olarak bildiğimiz birçok insanın da buluşma noktası olarak geçen mekana Gül Baba'ya bir vadim var mı diye sorduktan sonra buraya bir mektep açar. Ama bu mektep aslına bakarsanız sarayın içi olanı dediğimiz yani Enderun'a bakan, Enderun'dan eğitim almaya çalışan gençler için yapılır. Bir devşirme sistemidir bu. Ve burada içi olanlarını eğitmek için bir mektep kuruluyor. Galata'nın sarayı deniliyor buranın ismine. Tarihsel süreç içerisinde farklılıkları olan bir mekan. Ama burada Gül Baba'nın altını çizmekte tekrar fayda var. Kendisi Fatih Sultan Mehmet'ten Kanuni Sultan Süleyman'a kadar savaşmış bir insan. Bugün bile mezarı Budapeşte'de bulunmakta. Ama bir İstanbul hafızasına ve mekana dokunmuş bir insan. Bektaşi dergahı olarak bulunan bir mekan. Bunun dışında ise özellikle son yıllarda Osmanlı'daki batılılaşma ve modernleşme anlamında baktığımız zaman 2. Mahmut'la birlikte gelen ve devamında Abdülmecit ve Abdülaziz'le birlikte gelen bir batılılaşma süreci var. Burada sultanlardan birisi olan Abdülaziz'in bir batılı anlamda bir okul isteği geliyor. Ve bu okulun ismi de Galata Sarayı, eski ismi zaten dediğim gibi 2. Beyazıt'tan almış bir isim olarak ilerlerken Abdülaziz döneminde buranın ismi Mektebi Sultani olarak belirleniyor ve buraya bir okul açılma kararı alınıyor. 1 Eylül 1868 tarihinde bu okul açılıyor. Bu okul açıldıktan sonra tam anlamıyla Osmanlı son dönemindeki hem siyasi anlamı hem kültürel anlamı hem de sosyopolitik anlamındaki büyük katkılarını sağlıyor. Burada hem batılılaşma, modernleşme hem de bir taraftan Tanzimat Fermanı Nidanı ile birlikte getirileri oluyor bu okul. Birebir bu fermanın ve batılılaşma adı altındaki çabaların Osmanlı içerisindeki ve belli bir aydın kadro var. Ve bu aydın kadro Osmanlı'nın son döneminde büyük yetenekliler bağışlıyor. Bizler burada bu aydın kadronun devamı niteliğinde yeniden tekrardan iyi eğitim alabilecek, yeniden bir kadroyu sağlayabilmek için aslında belli bir sistemde bir eğitim programı belirliyorlar. Ve bu eğitim programının içerisinde bugünkü bizlerin Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Meydanı olarak bildiğimiz yer belirleniyor. Tabii bu sürecin içerisinde geçmişe de dönmekte fayda var. Yani PERA niçin kuruldu, nasıl kuruldu gibi durumlar söz konusu. Aslında sadece Galata denilen sınır. Zamanında Bizans'a kadar gidebiliriz ama bunun dışında biraz daha öteye gidebilmek için yani bugünkü İstiklal Caddesi olarak belirlenen ve zamanında Grand Rue de Pera olarak adlandırılan bölge ilk olarak konsolosluklar tarafından açılmış. Fransız konsolosluğu, Venedik konsolosluğu, daha sonra Pera House diyen İngiliz konsolosluğu hala yerlerindeler. Hiçbirisi hala değişmemiş durumdadır. Bunlar geliyor
Ve bu tarihlerde bu bölgeye Pera House ismini, yani Pera Bağları'ndan diye Fransız bir sefarethane müdürünün imzası var. Pera Bağları'ndan 1860 gibi bir tarihte. Yani bu bölgenin oluşması tamamen aslında bir konsoloslukların gelmesi ve daha sonra Levanten ailelerin gelmesi üzerine kuruluyor. Ve Beyoğlu ve özellikle Grand Rue de Pera olarak bildiğimiz ve bugün Galatasaray Meydanı olarak anlatacağımız kısım Levanten ailelerinin çevresinden oluşuyor. Biraz ileriden geriye gittik. Şimdi tekrar aynı noktaya dönsek de fayda var. Ve buranın çevresinde böyle bir meydan kültü oluşturuluyor. Meydan kültünde de bir lise söz konusu. Ve Batı dilinde ve Türkçe ve aynı zamanda Fransızca eğitim veren bir okul. Çünkü zamanın dili lingua Fransızca olarak geçiyor. Ve bu okulda Müslüman öğrenciler, Ermeni öğrenciler, Rum öğrenciler, Yahudi öğrenciler ve başka dilde okumak isteyen ya da Levanten ailenin çocuklarının birçok öğrenci katılıyor. Fakat bu bir infiale neden oluyor. Çünkü ilk olarak sadece Fransızca ve Türkçe eğitim verdiği için Rusların bir isyanı oluyor burada. Ve bir Rus okulu kurulma kararı alınıyor ama kurulamıyor bu okul. Daha sonrakine bu sefer Rumların isyanı var çünkü Yunanca eğitim verilmiyor diye. Ve artık kimlikte dışarı çıkarak din baskı yapmaya başlıyor burada. Şeyhülislam'ın isyanı var. Müslüman çocuklar nasıl Hristiyan bir okulda ve yabancı dil bir okulda okuyabilir? Haham başı çıkıyor. Musevilik ve Yahudilik de nasıl Hristiyan bir müdür olabilir diye. Rum bir insan Patrik çıkıyor ortaya ve aynı şeyi ya da Ermeni Patriği de aynı şeyi söylüyor. Kimse birleşemiyor okulun kurulmasında. Hiçbir din adamı birleşemiyor ve hepsi karşı geliyor. Ama okul kuruluyor. Çünkü Abdülaziz devam etmek istiyor bu duruma. Bu duruma devam ederken bir taraftan da radikal bir eğitim alarak, batılı bir eğitim alarak genişletebilecek Osmanlı kadrolarına sahip olmak istiyor. Bu kadar dini bir eğitim baskının içerisinde gelişen laik bir eğitim sistemi aslına bakarak. Buranın içerisinde Fransa'da bile o dönem böyle bir şey yok. Osmanlı bunu gerçekleştirmiş oluyor. Belli bir zaman geçtikten sonra önemli bir Osmanlı aydını olarak ortaya çıkan Tevfik Fikret geliyor ve okulun müdürü oluyor. Kendisi Rumcayı, Ermenice'yi, Almanca'yı, İtalyanca'yı, Latince'yi okulun seçmeli dersine koymaya başlıyor. O sıralarda tıp eğitimleri de zaten veren bir okul aynı zamanda Galatasaray Lisesi. Ve bu sefer enstrümana da yöneliyor bir tarafta. Tam Servet İfyan'ın da müzikleri bir yata birleştirmek gibi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama tabii kendisinin bir taraftan da dönemin padişahıyla bir çatışması var 2. Abdülhamit'le. Bu gibi durumlar da söz konusu. Ama daha sonra okul müdürlüğünden tutuluyor. Burada bir ufak bir karakterden de bahsetmek gerekiyor. Sakallı Celal olarak biliriz bizler onu. Marksist bir karakter olarak da tarihe yazılmıştır. Enteresan bir karakterdir. Bir eylem sırasında okulun kapısını tuttuğu söylenir. Ne kadar doğrudur bilinmez. Burada Tevfik Fikret çok önemli bir karakter çünkü İstanbul'da o sıra bir botanik bahçesi yok. Tevfik Fikret'in aracılığıyla Galatasaray Lisesi'nin bir botanik bahçesi açılıyor. Günümüzde de Süleymaniye taraflarında bir botanik bahçesi daha yine açılıyor. Yani Avusturya profesörleri tarafından. Ne yazık ki şu an botanik bahçesi Süleymaniye'deki kapalı. Diyanete geçmiş durumda. Öylece duruyor. Umarım işlevliğini tekrardan kazanabilir. Ama meydan ismi tamamen Mektebi Sultani olarak adlandırılan ve günümüzde de Galatasaray Lisesi olarak bildiğimiz ve daha sonra bir futbol takımı kuracak kadar ileriye giden bir Galata'nın sarayı olarak kuruluyor. Dediğim gibi bu kadar modernleşme çabaları 2. Beyazıt'tan başlayıp buraya kadar gelen bir süreçten sonra ise toplumsal gerçeklik vardır. O gerçekliğin içerisinde de savaşlar, göçler, doğal afetler gibi durumlar vardır. O dönemde de İstanbul'da hem Osmanlı İmparatorluğu'nda Balkan cephesi açılıyor. Balkan Savaşları ve aynı zamanda da Çanakkale Savaşları başlıyor. Tarihsel süreçte baktığınız zaman zaten mezuniyetin farkına bile varırsınız. 1916 gibi tarihlerde sadece 8 mezun verebilen bir okul oluyor. Bundan önce çok fazla mezun veren bir okulken çoğu Müslümanı, Türk'ü, Rum'u, Bulgar'ı, Ermenisi hepsi aslında Çanakkale'ye gidiyor ve Çanakkale'de bir direniş gösteriyorlar. O yüzden de okuldaki mezun sayısına bile yansıyor. Nereden baksanız 16 ya da 8 kişiye yakın mezun veriyor okul. Yani tamamen bu toprakların gerçekliğini yansıtıyor bu okul. Ve bir meydanın
külliyatında gerçekliğini yansıtıyor. Bir belleğini tutuyor, bir hafızasını tutuyor. Hem siyasi olarak bu hafızayı tutuyor, hem de aynı zamanda bir toplumsal kültürel altyapının siyasi altyapısını tutuyor. Ve bunun içerisinde çeşitli çeşitli alanlara da bakabiliriz aslında. Tam karşısında duran Galatasaray Postanesi, hala şu an müze olarak kullanılan bir mekan burası. İlk zamanlar Theodor Sivancıyan tarafından inşa ettiriliyor, bir Ermeni tarafından, Ermeni kökenli vatandaş tarafından 1875 tarihinde. Tabii dönemin perasında apartmanlar yapmak ve bu süslemeleri yapmak çok etkileyici. İşte Fransız ve İtalyan kökenli süsleme araçları, işte İtalyan duvar resimleri, kapıları Fransa'dan getiriliyor gibi. Ama buranın tarihinin kökenine baktığımız zaman cumartesi haneleri ya da İstanbul'daki bu eylemlik niteliğinde başvurulan ana postane binası burası zamanında. Burası sadece o anlamda değil. Yakın tarih için söyledim bunu ama onun dışında İkinci Dünya Savaşı için söyleyebilirim bunu. İkinci Dünya Savaşı'nda belli postane binaları burada. Aynı zamanda Almanların postane binası burada, İngilizlerin, İtalyanların postane binası burada. Yani aynı binanın içerisinde farklı katlar ve savaş da devam ettiği için bir çatışma içerisine giriyor bunlar. İşte İstanbul böyle bir kozmopolitliği paylaşıyor. Savaşı da paylaşıyor, barışı da paylaşıyor bir şekilde. Ama bunun dışında bir anıttan bahsetmekte fayda var tabii. Evet, ben de sana tam anıtı soracaktım. Anıtın anlamı ne? Orayla nasıl özdeşleşiyor? Galatasaray'la nasıl bir bağ var? Aslında Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi farklı toplumlar için farklı kelimelerde bulunabilir. Herkes farklı bir isimde bulunuyor. Caddeyi Kibir diyor Osmanlı Müslümanı. Yani diğer Ermeni toplumu ya da Rum toplumu da bunu söylüyor ama bir yandan da dört yol da diyorlar. Ve durumların başka bir deyişi de var. Özellikle bu caddeye. Bizlerin buraya eski tarihte bildiği isim Grand Rue du Pera olarak geçiyor. Fransızca bir lügatla geçiyor. Çünkü Levantin toplumunun ağır olduğu bir yer. Şimdi bu anıtın burada bulunmasının özelliği ise, şimdi bugün Ankara'ya gittiğimiz zaman her yerde bir anıtla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü bir cumhuriyet şehri olarak geçiyor. Bunun şöyle bir altyapısı olarak söyleyebiliriz. Mustafa Kemal niye burayı tercih etti, Ankara'yı, ya da niçin buraya gidildi? Eski rejimin ve işgal edilmiş bir şehrin değil de hiç işgal edilmemiş ve yeni bir rejimin kurulabileceği bir yer seçtiği için tercih etmiş olabilir. Bilemiyorum. Ama buranın dışında aynı zamanda burada belli anıtların yapılması Cumhuriyet kurulduktan sonraki siyasi faktörlerin değişmesiyle alakalı. 50. yıl anıtı olarak geçiyor burası. Mehmet Sadi Çalık tarafından yapılıyor burası. 50 borudan oluşuyor ama 50. yıl anıtı olarak geçiyor. Bunların hepsi de yukarıya kalkık borulardır ve bu boruların 50 tane borunun yukarıya kalkık olmasının nedeni kalkınmacı, ilerici ve modernleşmiş bir cumhuriyet tasviri olarak yorumlanıyor ağırlıklı olarak bu heykel. Ama tabii 50'li yıllarda yapılması dönemin siyasi ortamına bakıldığı zaman da kıymetli bir şey. Çünkü cumhuriyetin 50. yılı olarak algılıyoruz. Ama bundan çok değil. 5 yıl sonra yani 1955'te 6 ve 7 Eylül olayları gerçekleşecek. Bu heykelin oraya koyulmasından 5 yıl sonra. Ve buradaki belki de cumhuriyetin o barışçı politikası ya da kapsayıcılığı burada tamamen artık biraz erimiş olacak. Ama heykel bize bu kapsayıcılığı ve bu belleği bize gösteren bir şey. Zira şunu net şekilde söyleyebilirim. Sadi Çalık, Sadi Hoca'nın bizler Rudolf Bellink öğrencisi olduğunu biliyoruz. Rudolf Bellink'in öğrencisi olduğunu biliyoruz. Rudolf Bellink'e baktığımız zaman ise Nazi katliamından kaçan bir heykeltıraş, bir sanatçı olduğunu bizler biliyoruz. Ve Mustafa Kemal'in zaman itibariyle bu insanları özellikle Yahudi kökenli profesörleri ve Marksist, komünist profesörleri buraya çağırdığını bizler biliyoruz. Ve İstanbul'a gelip İstanbul'da tıp alanında, güzel sanatlar alanında çok iş yer yapan insanlar bunlar. Bunlardan birisi de Rudolf Bellink. Ve onların öğrencilerinden bir tanesi de Sadi Çalık. Sadi Çalık da gelip Galatasaray Meydanımıza bu kadar güzel bir heykel yapıyor. Cumhuriyet'in 50. yılına dair bir heykel yapıyor. Bellek, bellek üstüne geliyor. Katman katman üstüne geliyor. Ama bizler bugün bu heykelin etrafında
bir barikat görüyoruz ne yazık ki. Orada da şunu söylemek isteyebilirim. Mesela söyledin ya, süre gelen bir zamandan bahsediyoruz. Cumhuriyet'in kurulma süreci, daha sonrasında Galatasaray'ın var olma biçimi ya da orada belleğimizi oluşturduğumuz biçim. Cumartesanelerinin de aslında bir noktada Cumhuriyet'le şöyle bir özdeşleşmiş bir yanı var. Göz altında kaybetme politikasını evet biz 90'ların politikası olarak görebiliriz belki. O dönemde çok fazla olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Ama ilk kayıtlar aslında 1936'da. Yani Cumhuriyet'te aslında oluyor. Salih Bozışık kaybediliyor. Ermeni aydınlar kaybediliyor. Göz altında kaybetme politikası aslında teknik olarak sadece 90'lar politikasını uygulayan politikacılar tarafından olmuyor. Cumhuriyet'in aslında başlangıcından itibaren meydana geliyor. Ama tabii daha sonrasında işte 80'lere geliyoruz mesela. 80'lerde de 13 kişi kaybediliyor. Hayrettin Eren bunlardan birisi mesela. O dönemdeki 12 Eylül darbesinin ardından Cemil Kırbayır yine aynı şekilde. Bu gibi isimlerin her birisi 80 dönemindeki darbenin hemen ardından ya da işte benzer dönemlerde göz altında kaybetme politikasıyla kaybediliyorlar. Peki göz altında kaybetmek ne demek? Siyasi olarak daha çok sol görüşlü, Kürt kimlikli, yani azınlık kökenli, etnik kimlikleri olan bir takım insanların gözaltına alınıp o dönemdeki siyasi baskılar sonucu düşünceleri nedeniyle, fikirleri nedeniyle gözaltına alınıp ve bir daha kendilerinden haber alınamaması, bedenlerinin kaybedilmesi, yok edilmesi. Bulunan kimliklerden yola çıkarak ya da bulunanlardan yola çıkarak görüyoruz ki aslında teknik olarak kimsesizler mezarlığı gibi bir takım yerlere gömülüyor ya da başka araçlar izleniyor ama gözaltında çok fazla kayıp var. Belli başlı isimler bulunabiliyor ama ya da tesadüf eseri bulunabiliyor mesela. Dar Geçit'te bunu görebiliyoruz. Rıdvan Karakoç böyle bulunuyor. Hasan Hoca'nın kimliği bulunması döneminde çok tesadüfen bulunuyor mesela. Rıdvan Karakoç, Hasan Karakoç yine bunlar kimsesizler mezarlığında bulunuyor. Peki cumartesaneleri daha Cumhuriyet Meydanı'nın, Cumhuriyet'in aslında heykelinin sembolize edildiği yerde oturması nasıl başlıyor? 27 Mayıs 1995'te başlıyorlar eylemlerine. Hasan Hoca'nın gözaltında kaybedilmesi üzerine başlıyor. 12 Mart döneminde Gazi katliamı sırasında Hasan Hoca gözaltına alınıyor ve ondan sonra ondan haber alınamıyorlar ve onun cansız bedeni Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bulunuyor. Tabii bu süreç uzuyor çünkü gözaltında kaybedilenlerin sadece Hasan Hoca olmadığı ortaya çıkıyor ve Galatasaray Meydanı'na gidiyorlar. İnsan Hakları Derneği'nde bir araya geliyorlar. Peki bu eylemlilik biçimini nasıl benimsiyorlar? Plaza de Mayo annelerinden benimsiyorlar. Arjantin'den, Şili'den. Çünkü orada gözaltında kaybetme politikaları çok meşhur o dönemlerde, öncesinde. Onlar da sadece beyaz bir bere takarak oturuyorlar çocukların fotoğrafıyla. Cumartesaneleri de sadece bir fotoğrafla, bir karanfille, sadece kayıp hikayeleri anlatarak ne slogan, ne alkış, ne de yürüyüş. Hani bunların her birisini kapsamayan, sadece oturdukları yerde çocuklarının hikayesini anlattıkları bir noktaya geliyorlar. Ve cumartesaneleri eylemlerine başladıktan sonra da gözaltında kaybetme politikaları devam ediyor. Mesela Fehmi Tosun bunlardan en büyük örnekleri. 1995 Mayıs'ında cumartesaneleri oturuyor. 1995 Ekim'inde onun kaybediliş hikayesini duyuyoruz. Avcılar'da gözaltında kaybediliyor mesela. 12 yaşındaki çocuğu Galatasaray'da büyüyor. Şimdi artık eylemlerin devamlılığını daha çok çocuklar, hatta torunlar, yani artık 4. kuşak dediğimiz kuşak sürdürüyor. Ve eylemlerini 170 hafta boyunca devam ediyorlar. Ta ki 70. haftalarında aldıkları bir haber nedeniyle eyleme müdahale ediyorlar. Ve o sırada anneleri, gözaltında kaybedilmiş çocuklarını arayan anneleri, kardeşleri, eşleri döverek yaka paça gözaltına alıyorlar. Emine Ocak bunlardan biriydi. İşte Hasan Ocak'ın annesi. Onu mesela 50 küsür gün tutukluyorlar mesela. Gibi 30 hafta boyunca böyle çok büyük polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyorlar ve daha sonrasında da eylemlere ara verme kararı alıyorlar. Ta ki 10 yıl sonrasına kadar, yani 31 Ocak 2019'a kadar. O dönemde ikinci kuşak dediğimiz, yani çocuklar, artık Galatasaray'a çıkmanın vaktinin geldiğini düşünüyorlar. Çünkü istedikleri tek bir şey var. Babalarının,
eşlerinin, çocuklarının mezarları olsun. Çünkü artık kabul ediyorlar. Öldürdüler onları, biliyoruz. Evet. Ama artık bir mezar olsun. Karanfil bırakabileceğimiz, bayramlarda gidip dua edebileceğimiz bir mezar olsun diyorlar. Ve böylece eylemlerine tekrar başlıyorlar. 5 Şubat 2011'de ise dönemin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyorlar. Ve o dönemde Cemil Kırbayır'ın dosyasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurularak araştırıyorlar. Çünkü sebep gözaltında kaybedildiğinin kabul edilmesi. Berfo Kırbayır, Berfo Anna dediğimiz evet. anne, çok da cumartesi annelerinin sembolünden olan Emine Ocak gibi. Onun evladını bulmak için aslında bu komisyon kuruluyor ve Türkiye'de devlet ilk kez gözaltında kaybedilme politikasını kabul ediyor. Tabii pek çok davalar görülüyor, pek çok araştırmalar yapılıyor. Hala Cemil Kırbayır'ın bedeni yok. 2011'den 2024'e geliyoruz. Hala bulunamadı. Bu araştırma komisyonunda belli ki çok da aslında işe yaramadığını görüyoruz böyle bir dönemde. Tabii bunun yanı sıra gözaltında kaybedilen çocuklarını arayan anneler de çok yaşlı olmalarına rağmen, mesela demans olan var, artık olduğunu hatırlamayacak olan var. Hala kapısını neden açık bıraktığını hatırlamayanlar var mesela. Bu kapı açık, evin kapısı açık ama neden açık? Belki bir gün oğlu gelir diye kapısını açık tutan annelerin öldüğünü biliyoruz. Ya da işte çocuklarını, eşlerini kaybeden annelerin bu arayışta öldüklerini biliyoruz. Çok yeni Fatma Kırbayır, abisini ararken, Cemil Kırbayır'ı ararken kanser oldu. Çok büyük tedaviler gördü ve o da çok yeni öldü. Kiraz Şahin eşini ararken öldü mesela. O da eşi İsmail Şahin Beyoğlu Belediyesi'nde çalışıyordu. Gözaltında kaybedildi. Onun da mesela görüntüleri var. Buna rağmen bulunamıyor. Mesela Fehmi Tosun'dan bahsettim az evvel. Onun da mesela plakası belli. Gözaltına alan aracın plakası belli. Dar Geçit'te yine öyle, Kult'ta yine öyle. Pek çok davalardan bahsedebiliriz böyle. Biraz daha dava boyutuna baktığımızda şu ana kadar toplamda %80'i sürüncemede bırakılmış. Gözaltında kaybetme davalarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine başvurmuşlar, Anayasa Mahkemelerine başvurmuşlar gözaltında kaybedilen insanlar için. Ama %80'i sürüncemede bırakılmış. Bunların %14'ü zaman aşımına uğramış. Yani ne olduğu belli değil. Düşünsene yani... Oy kullanacak belki de. Mesela Emma Sternick. Doğru. Yok. Öldü mü? Kaldı mı? Yok, belli değil. Çok basit bir örnek mesela. Şu ana kadar İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre 1200'ün üzerinde gözaltında kaybetme var. Ama bunların her birisinin tabii ki İnsan Hakları Derneği'ne ya da vakfa başvurulduğu kadarıyla bilebiliyoruz bunları. Ya da hafıza merkezine, hafıza merkezinin araştırdığı kadarıyla biliyoruz. Ama onun dışında bilmiyoruz mesela. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Bunların hiçbirisinin bilgisi yok bizde. Sonra daha yakın zamana gelmek gerekirse cumartesi anneleri her yüzlü haftalarda 300, 400, 500, 600, 700 gibi haftalarda çok daha büyük ve kitlesel eylemler yapıyorlar. Çünkü eylemlerinin devamlılığını hatırlatmak için Türkiye'de böyle bir sorun var, bunu görün diye. 600. haftaya kadar hiçbir sorun olmadı. 700. haftaya gelindi. 700. haftada 25 Ağustos 2018'de valiliklere, emniyete başvurulara rağmen o zamanın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eylemi yasaklamayı tercih etti. Ve o gün 49 kişi gözaltına alındı. Hala davaları devam ediyor. Ve cumartesi anneleri pandeminin de girmesiyle birlikte ama onda öncesinde tabii 700. haftaların başlarında cumartesi anneleri çok ağır polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Daha sonra pandeminin de girmesiyle beraber eylemlerini sosyal medyaya taşıdılar. Sosyal medyadan kayıpların hikayesini anlatmaya devam ettiler. Bu da çok başka bir hikaye. Galatasaray'a kavuşamadılar mesela. İnsan Hakları Derneği'nde, derneğin önünde eylem yapmaya çalıştılar. Çok zordu. Küçücük bir daracık bir sokak. 50 metre belki değil. 3 insanın bir arada duramayacağı bir sokaktan bahsediyoruz. Bir kere araba geçerse oradan insanların eylemi gidiyor. Yani orada anlattıkları şey insan hikayesi aslında baktığında. Ama bunu yapabilmek için çok büyük mücadele ediyorlar. Daha sonra Anayasa Mahkemesi kararı çıktı. Anayasa Mahkemesi kararı dedi ki toplantı ve gösteri yürüyüşleri kapsamında sizin eylemleriniz haklıdır. Mealen söylüyorum. Ve cumartesi anneleri tekrar Galatasaray Meydanı'na gitmeyi tercih etti.
İlginçtir, 30 hafta kadar yine gözaltına alındılar. Çok hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar. Galatasaray Meydanı'nın, senin de az önce bahsettiğin gibi, bir polis bariyerleriyle çevrildi. Çok basit. Belki de bu kadar büyütmeselerdi, bu eylemlilik biçimi sadece cumartesi sahnelerini bilen, insan hakları savunucularından oluşan bir takım insanlar ve gözaltında kaybedilen insanların aileleri tarafından sadece belki 50 kişilik, 100 kişilik bir eylemlilik biçimi olacaktı. Belki çok daha fazla, belki çok daha az. Bunu bilemeyiz elbette. Ama devlet öyle bir noktaya getirdi ki ne kadar haklı olduklarını da gösterdi aslında. Sonra İstanbul Valiliği ile görüşüldü. 10 kişi sınırı getirilerek cumartesi sahneleri şu anda Galatasaray Meydanı'nın önünde bariyerlerin etrafında bir eylemlilik biçimlerini geliştirmeye çalışıyorlar ve kayıpların hikayesini anlatmaya çalışıyorlar. Bir karanfille ve bir fotoğrafla. Sadece 10 kişi çıkabiliyor. Başka çıkamıyor. Şimdi bugün onların 1000. haftası. 1000 haftadır bu eylemi yapıyorlar. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de çok uzun süreli sivil itaatsizlik eylemi olarak geçiyor bu. Hiç bu kadar büyük bir eylem biçimi yok. 1000 hafta. 1000 hafta. Çok 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 büyük. 1000 haftadır ısrarla ve inatla bu eylemi sürdürüyorlar. Tek istedikleri bir şey var. Kemik. Çok ağır bir şey. Belki her birimizin hayatında kaybı vardır. Annemiz, babamız, kardeşimiz nasıl olduğu fark etmeksizin kaybetmişizdir. Belki bayramda gideriz. Mesela belki ölüm yıldönümünde gideriz, lokma dağıtırız, bir şey yaparız mesela o acıyı hafifletmek için. Ama bir belirsizlik var mesela. O belirsizlik içerisinde yürüyorlar. Çok ağır. Umarım bugün istedikleri şekilde eylemliliklerini sürdürebilirler. Umarım istedikleri gibi bir eylemlilik biçimlerini yaparlar. Tabii asıl mesele ne burada? Talepleri. Neyi talep ediyorlar? Gözaltında kaybedilen insanların akıbetlerinin açıklanmasını. Yani çocukları bulmalarını, tek bir kayıp olana kadar, bulunana kadar devam ettirmek istiyorlar. Sorumluların yargılanmasını istiyorlar. Düşünsene, şey çok acayip. Bugün Türkiye'de pek çok insanın sosyal meselelerden, çok geçtiğimiz günlerde mesela Soma oldu değil mi? Soma'nın 10. Evet. yılıydı. Hiçbir katil yok mesela ortalıkta. Onlar mesela sorumluların yargılanmasını istiyorlar değil mi? Yani karşılaştırmak doğru değil belki de ama örnek verebiliriz. Çünkü bunları mesela yine cumartesi sahnelerinden tanıdıklarımla da çok rahat bir şekilde konuşabildiğim için söyleyebiliyorum. Mesela tek istedikleri mezara gitmek. Mezarları olsun. Öte taraftan da adaletin isteniyor mesela. Yani çünkü bayramda da, seyranda da, anmada da gidebildikleri bir yer var. Evet. Herkesin İsteği gerçekten farklı olduğunu görüyorsun mesela. Sorumluların yargılanmasını ikinci raddede istiyorlar. Çok acayip. Zorla kaybetmelerin durdurulmasını istiyorlar. Bunu da neden istiyorlar? Çünkü Türkiye'de şu anda gözaltında kaybetme politikasının yürümediğini biliyoruz. Bu bizim bildiğimiz mesela. Ama 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından bazı isimlerin gözaltında kaybedildiğine dair bilgiler vardı. Yusuf Bilge Tunç gibi bir takım isimlerin olduğu söyleniyordu. Ve İnsan Hakları Derneği'ne başvurdular. Şu an ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Mesela bunlardan bir tanesinin, başvuruculardan bir tanesinin ortaya çıktığını biliyoruz. Hiçbir şey olmamış. Yani çok şükür olmamış ama olabilirdi. Ve aylarca, yıllarca arandı. Ve cumartesi sahneleri podcast'ın başında dediğim gibi yani sadece Kürtler ve solculardan ya da daha sol görüşlü, daha ifade özgürlüğünü ya da Türkiye'deki özgürlükler temeline dayandıran ideolojiden ilerleyen, yapılanmaya sahip çıkan bir kurum ya da kuruluş değil. Baktığınızda belki de gözaltında kim kaybediliyorsa, cinsiyetine, dinine, inancına, görüşüne bakmadan. Bu arada çok yakın zamanda mesela gördüğümüz kadarıyla pek çok kurum ve kuruluşlara gittiler. Mesela Saadet Partisi'ne de gittiler. Baktığınızda Saadet Partisi'nin kökeni solcu bir köken değil. Evet. Daha sağcı, Milli Görüş Hareketi'nden gelen bir köken olduğunu biliyoruz. Ama mesela onlarla da görüşmeyi tercih ediyorlar. Çünkü bazen başka bir şey oluyor. Yani o hissettiğin, o düşündüğün çözüm neyse bunu yapmak çok başka bir hikaye. Ben kendi bölümümü şöyle bitirmek isterim. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesinden Sebla Arcan'ın cumartesi sahnelerinin eylemliliğiyle ilgili söylediği bir şey var. Ona soruyorlar.
Korkmuyor musunuz? Bu kadar uzun süredir eylem yapmaktan korkmuyor musunuz? Başınıza bir şey gelmesinden, tutuklanmaktan ya da siz de kaybedilmekten korkmuyor musunuz? O da diyor ki, korkuyorum. Ben de insanım. Benim de kalbim var. Benim de yüreğim var. Elim ayağım titriyor. Tansiyonum fırlıyor. Her şey olabiliyor. Ama korkum cesaretimin önüne geçmiyor. Korkum göz altında kaybedilme politikası gerçeğini değiştirmiyor. Ve tek bir şey istiyorum. O karanfile Galatasaray'ı bırakmak. Ve kaybedilenlerin hikayesini bilmek. Ve onların kemiklerini bulmak. Gamze, karanfille bitirdin. Galatasaray Meydanı'nın kurulması da Gül'le başladı. Gül Baba. Yani ikinci Beyazıt orada yürürken Gül Baba'nın bir bektaşı dergahının içerisine girerek güllerinden etkilenmesinden kaynaklı buraya bir dergah kuruyor. Sarayın içi olanlarını, yani Endur'unda çalışacak içi olanlarını buraya bir mektep açıyor. Hamam bile öyledir yani Galatasaray Hamam'ı. Tamamen kendine tesis edilsin diye. Gül'le başladım, karanfille bitirdim, özür dilerim. Ben Gül'le başlamıştım. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum pek ama. Ben her sanat şey çok tarzı... sembolik gibi değil mi? Evet. Çok evet, birleşiyor evet, gibi. Evet, evet. Tam anlamıyla. Cumhuriyet sanatının varlığı ya da hapsedilmiş bir Akdeniz heykeli. Ama buranın içerisinde ben bir sanat tarihçisiyim, bir İstanbul araştırmacısıyım. İstanbul Kent Belediyesi'nin çalışan bir insanım. Bir süredir Tepebaşı Mezarlığı diye bir yer var. Bugün şu an İspark olarak geçiyor burası. Evet. Otopark alanı. Eski sahafçıların açtığı, sahaf festivalinin olduğu, ondan önce kitap fuarlarının açıldığı bir yer. Fatih Akın'ın filmlerinin gölgesinde bir olan bir yer filan. Zamanında Tepebaşı Tiyatrosu'nun ve Dram Tiyatrosu'nun daha sonra bir dönem Garden Bar'ın olduğu bir yer. Servet-i Film ve Edebiyatçıların gittiği bir yer Tepebaşı. Hatta tünel, bizim dünyanın en eski ikinci tüneli olarak geçen tünelin çıkan toprağının döküldüğü yer. Eski mezarlık. Küçük mezarlık olarak geçer. Oranın ismi de Meşrutiyet Caddesi şu an. Eski kabristan diye geçer. Bugünkü Gezi Parkı'nın olduğu yer ya da Taksim Meydanı'nı tamamen kapsarsanız daha sonraki podcastlerde zaten bu noktaları değineceğiz. Yarısı Gümüşsü Müslüman Mezarlığı, Gezi Parkı'ndan Harbiye'ye Ermeni Mezarlığı, tam orta AKM bölgesi Latin Katolik Mezarlığı, Rum Mezarlığı Sıra Serbiler Caddesi. İşte İstanbul böyle kozmopolit bir yer. Mezarlıkların evet. arasında evet. kalmış. Mezarlıkların arasında kalmış bir yer. Daha sonra taşınmış bir yer. Ben bu mezarlıkları biliyorum. Ama ne yazık ki cumartesi annelerinin oğullarının mezarlıklarını bilmiyorum. Umarım onları daha fazla dile getirebilerek anlatabilirim. Umarım onlar da kemiklere bulabilecek bir mezarlıkları olur. Benim şehir tarihçisi olarak yapabileceğim tek şey eski mezarlıkları anlatmak. Ama şu ana şehir tarihçisi olarak da şunu anlatabilirim. Bu direnişe ses vermemiz lazım. Bu direnişi görmemiz lazım. Ben eski mezarlığı biliyorsam şu an mezarında yeni yerini öğrenmemiz lazım. Ve bu hafızayı sadece geçmiş değil, gelecek için de aktarmamız lazım. Burada ideoloji ya da din ya da herhangi başka bir şeyden bahsetmeden konuşuyorum. Anne diyorlar, cumartesi anneler. Cumartesi babaları demiyorlar. Sadece kemik istiyorlar. Artık başka hiçbir şey istemiyorlar. Mezarlık istiyorlar. Ben bu kadar mezarlık tarihi anlattım. Belgesellerimde mezarlığı çektim. Bunu burada konuşmak bile benim için onur verici. Benim için de bölüm bu kadardı yani. Çok teşekkür ederim Fırat. Hem podcast'ı kabul ettiğin hem de bu podcast serisinde birlikte olduğumuz için ayrıca çok mutluyum. Bu podcast'ı o zaman Cumartesi Hanelerine ve Cumartesi Hanelerinin birinci haftasını adayalım diyelim. Kesinlikle öyle yapalım. Ben de teşekkür ederim Gamze. Gerçekten daha çok şey yapacağız. Evet. Umuyorum. Daha fazla konuşacağız. Onların dinleyişi onurumuz olsun. Olsun. Önümüzdeki hafta Gezi Parkı'nda konuşmak üzere. Değil mi? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.